Selam arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber uzun bir aradan sonra tekrardan bir araba tasarım videosuyla beraber. Şimdi bugünkü yapacağımız araba tasarımı Nissan Skyline üzerine olacak. Niye diye soracaksınız. Çünkü Nissan Skyline yeni çıktı ve birçok kişi de araba tasarımı arıyor. Ama bu tasarımı ben kendim yapmadım. Discord'da Discord sunucumuzda bizim vitrin kanalımız var. Oraya işte üyelerimiz araba tasarımı atıyor ve onların Yaptığı araba tasarımlarına bakacağız yorumlayacağız işte ne çok güzel tasarımlar da var baya bir araba tasarım var öyle söyleyeyim onları sizlerle beraber inceleyeceğiz ve işte beğenmedi mi beğendi mi bunları da videoda sizlerle beraber söyleyeceğim. O zaman direkt videomuza geçelim. Bu arada Discord'umuza da kesinlikle gelmeyi unutmayın. Linki de şu anda ekrana yansıtıyorum ve Discord'da da yeni çekiliş başlattık. iki tane onu da çok kısa söyleyeyim Şimdi Discord'a geldim. Burada çekiliş kanalı var. iki tane çekiliş yapıyoruz bu arada. İlk çekilişimiz Solar Flare. Bu çok pahalı bir eşya değil biliyorum ama ikinci eşyamız daha pahalı bir eşya. Bu çekiliş herkese açık. Yapmanız gereken tek şey Discord'a katılıyorsunuz ve şuradaki küçük detayları da yerine getiriyorsunuz. Bu kadar basit. İkinci çekilişimiz özel çekilişler kanalında bu Gökyüzü mavisi fenek çekilişi bu daha pahalı bir eşya 4-5 kat daha pahalı solar flare'dan buna da discord'da altın üye ve üzeri olan kişiler katılıyor nasıl altın üye olacağım diyorsanız da discord'da rol sistemi kanalı var oradan bakabilirsiniz o zaman direkt tasarımlarımıza geçelim tasarımlarımıza da geçmeden önce de aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalda hala videosiz 2-3 saniyenizi ayırıp abone olup abone olanlar da mutlaka zil butonlarını açsın ve böylece direkt tasarımlarımıza geçelim. Şimdi geldik tasarımların atıldığı vitrin kanalına. ilk tasarımla başlıyorum. CJ 60 ve bunu büyük ihtimal bir videodan almış çünkü montaj falan var. Neyse biz başlayalım. Burada zaten uçurduğumuz Skyline dekalimiz 20XX Black yani çıkartmamız Tekerlerde alçamayız. Burada fiyatları da yazıyor. Bence teker aşırı pahalı. ilk fiyatlarından gideceğim. Ee, çıkartma okey bence ama yani tasarım olarak da güzel. Ama dediğim gibi tekerlekler çok pahalı. Ben bunu fiyat performans açısından almam. Ama dediğim gibi tasarım kullanabilir Tekerleri biraz daha ucuz yapıp bu tasarımı kullanabilirsiniz. Geçtik ikinci tasarıma. İkinci tasarımı semi 60 ve şöyle bir baktığımda bir adet Türk bayrağı. Titanium White Zomba ve Interstellar'ı de böyle lacivert mavi arası bir renk yapmış. Lacivert demek daha doğru olur. Şurada morluklar da var. Ya ben tasarım baktığımda açık söyleyeyim. Türk bayrağı biraz bozmuş diyeceğim. Şimdi bunun için bana kızacak arkadaşlar olabilir ama ya şöyle bir renklere bakın arkadaşlar. Türk bayrağının rengi kırmızı. Buradaki renkler zaten mavi. Bununla uyuşuyor tekerle çünkü tekerleğin beyazı var üstte de beyazlık var. Bak Türk bayrağını kaldırmayabilirdin şöyle yapabilirdin. Burayı kırmızı yapardın interstelleri Türk bayrağı kalırdı. Bence öyle daha güzel olurdu. Hani illa Türk bayrağı kalsın diyorsan da böyle bir şey yapabilirdim. Ben bu tasarımı 10 üzerinden 5-6 verim açacağız. Çok beğenmedim. Sebebi renkler çok uymamış. O yüzden 3. tasarıma direkt geçiyorum. Muhammed bunu ne demiş John Sandman'den çaldım demiş bakalım olsun yine de inceleyelim zaten John Sandman tasarımları gayet iyi bu tasarımda da tekerler hangi teker bilmiyorum ama gayet güzel olmuş İşte Skyline'in şu çıkartmasındaki çizgiler falan gayet yakışmış bu tasarım direkt 9 onluk bir tasarım arkadaşlar renkler okey Lastik okey lastik bence yani şu siyahlık bir tık bozuyor ama o kadar da olsun artık o kadar olacak Şimdi burada bir Octane tasarım var. Bu Skyline olmadığı için geçiyorum ama Octane de harbiden güzel tasarım olmuş. Bir Skyline tasarımı da Aa bak bu tasarım harbi çok sağlam işte. Şuradaki lastiğin jantlarının renkleri baya direkt uymuş. Ayrıca ikinci rengi de bu yani lacivert mor arası bir renk yapmış. Şu ana kadar en beğendiğim tasarım bu. Bu da bence direkt hani 10'da 10 yani. Hiçbir kusur yok gibi çünkü gerçekten güzel bir tasarım geldik 5. tasarımımıza bunu yine CJ atmış şöyle bir bakalım zaten bunu çıkartmayı marketten alabiliyorsunuz arkadaşlar ve bence yine Skyline aralarında en iyi tasarım bu niye diyeceksiniz çünkü Paul Walker'ın filmde kullandığı araba ve yani onu artık nasıl diyeyim aklımıza kazındı bu Skyline tasarımı o yüzden bence en iyi tasarım bu çünkü renkleri falan da çok hoş hani böyle gri, lacivert ve jantlar simsiyah çok hoş gidiyor ya bunu ayrı bir yerde tutuyorum çünkü bu filmdeki esas tasarım olduğu için buna bir puanlama yapmak doğru olmaz şimdi Fatih'in tasarımına bakalım ne yapmış tekerler ne bilmiyorum çok göremiyorum çekti açı bir tık kötü onun dışında yani arabanın renklerini doğru seçememiş niye diyeceksiniz çünkü bakın tekerler Beyaz ama bir tık yani krem rengi beyazında ama buradaki beyaz titanyum beyazı o şekil beyaz diye adlandırılıyor oyunda. Mavilik fena değil ama şu beyazı bir tık daha koysa bence daha iyi olabilirdi ama yine de 6-7'si var bu tasarım. Bu arada çok fazla interstellar kullanan var onu da dipnot olarak söyleyeyim. Executor'ın tasarımı var burada Şimdi burada büyük ihtimal Draco inverted teker kullanmış Crimson. Fena bir tasarım değil. Hiç çıkartmayı anlayamadım ne bilmiyorum. Ve kafasında da Crimson Anka kuşu kanatları var yanlış bilmiyorsam. Ya bence fikir olarak güzel ama yani nasıl diyeyim Skyline böyle çok ciddi bir araba olarak durduğu için ve Draco inverted tekerler böyle hologram bir teker olduğu için hani bu tarz e, gerçek hayattan alınmış arabalara yakışmıyor. Bence e, olmamış bu araba ama yine de buna rağmen altı yedisi var çünkü renklerin uyumu gayet iyi. Onun dışında tekerle değiştirebilirse Executor bence güzel bir araba olabilir. Burada bir Charger var. Bunu geçiyorum. Oo bak bu tasarım harbi sağlam işte. Şimdi burada neyimiz var? Yine bir interstellarımız ama koyu renkte böyle siyahla karıştırmış. Tekerlerdeki şu grilik olmasa daha güzel. Onun dışında tekerin içindeki renk şu çıkartmanın rengiyle direkt uymuş. Ama dediğim gibi buradaki tek olumsuz taraf tekerin şu griliği o bir tık bozmuş. Ama ben buna 8-9 veririm arkadaşlar onun üzerinden. Gayet iyi bakın zaten buradaki üyeler de 5 tane 9, 4 tane 10, 2 tane 8 ve diğerleri de öyle kafasına göre gitmiş. Burada bir tane 1 veren var. Kim vermiş? Doğukan diye biri vermiş. Onun dışında görüyorsunuz zaten herkes yüksek vermiş. Şimdi yine Fatih'in tasarımı. Bu tasarımı zaten görmüştük. Adamın tasarımı da Fatih ile neredeyse aynı. Ya şunu fark ettim. İnanılmaz fazla interstellar kullanan var. Nissan Skyline tasarımlarında. O yüzden bunları hızlı atlıyorum. Burada bir tane Dominus Off. Bak bir dakika. Kim paylaşmış bunu? Kerem. Çok güzel bir tasarım yapmış abi. Şurada altın rengine yakın böyle koyu bir sarı var. Ee, onun dışında siyah jantlarımız var. Jantlar bilmiyorum OEM gibi ama anlayamadım. Şimdi yanlış da söylemeyeyim. Onun dışında şurada bir tık siyah şerit var. Onu görüyoruz. Yani lastiği renkleriyle uyuşmuş. Ben bu arabaya 9 veririm. Gayet sağlam. Bir de şöyle bir açı var. Oy bu daha iyi lan bu açı. Bence bu araba kesinlikle dokuzu hak ediyor arkadaşlar. Çünkü yani renkleri olsun, görünüşü olsun çok asil duruyor diyebilirim. Gayet de güzel bir tasarım yapmış. Kerem'in eline sağlık geçtik. Muffin diye bir arkadaşımız paylaşmış. Burada da yani jantlar bence uymamış ama arabanın renkleri güzel. Bir daha bakalım ismine. Aynen Muffin. Yani renkler gayet iyi. Şuradaki çizgileri mavi tercih etmiş. Bence lastiği de Crimson Zomba. Crimson Zomba demişim. Kobaz Zomba deneyebilirdi. Ya da böyle turuncu e, lacivert arası gidip gelen bir tekerlek deneyebilirdi. Ya bu arabanın tek olumsuz yanı lastiği. Bence renk seçim falan güzel. Ben bu arabaya 7 verdim. Ve bir tane daha Interstellar'lı dizayn gelmiş Bedo'dan. Yani bu dizaynları çok yorumlamayacağım çünkü Nissan Skyline'da inanılmaz fazlası Interstellar'lı dizayn olduğu için yani hepsi birbirinin bir tık aynısı gibi gözüküyor. O yüzden buna da direkt 7-8 verip geçiyorum. Alperen paylaşmış. Oy bu da çok güzelmiş lan. Tekerler bak bunda daha iyi. bir dakika. Şu Mafi'nin bir şeyine bakalım. Bence bu Mafi'nin arabası. Bir de şuna bakalım. Bir daha gelelim oraya. Alper'in arabası sanki bir tık daha önde. Yani bu dizayn harbi daha iyi. Daha açık olmuş. E, Mafia'nın arabasına bu renk daha koydu. Lastik seçimi çok iyi. Lastiğin jantlarının rengiyle arabanın gövdesinin rengi uymuş. Lastiğin siyahlığıyla arabanın siyahlığı uymuş. Ve bence bu araba onda on ya. Yani gerçekten çok iyi. Geçtim bunu. bedo yine atmış. Yine bir tane internet sitelerle dizayn. Anten de kullanmış. Yani bu araba güzel de hani... Ee, bilmiyorum arkadaşlar bence çok alakasız yani lastiğin renklerine bakın Cristiano kullanmış arabanın rengi kendi başına çok güzel ama lastik anten de koymuşsun işte birbirlerini bütünleyemedikleri için bence kötü durmuş buna 5 verdim ben açıkçası beğenmedim zaten üyelerin de çoğu 5 vermiş 8 veren var 9 veren var bilmiyorum neye göre vermişler ama kişisel zevk meselesi bu o yüzden karışamayız burada Miertias'ın bir tane dizaynı var Yine burada kırmızı jant görüyoruz. Bu jantların rengi rengi demişim ismini bilmiyorum. Bu da fena değil. Kırmızı renk tercih etmiş. Kırmızı siyahlı. Bu da 9 gider. Zaten işin içine şu çıkartma girdiği zaman Paul Walker'ın Nissan Skyline çıkartması e, gayet işin rengi değişebiliyor diyebilirim. Çünkü yani çıkartma öyle bir çıkartma ki e, lastiğin yanına daha doğrusu çıkartmanın yanına hangi lastiği koyarsanız gidiyor arkadaşlar. Burada bir tane dominus çıkartması var. Bunu da geçtim. Yine Muhammed'in bir tane arabası. Bak bu fena değil. Bu kullanılır ama dediğim gibi şu lastiği bence pembe, turuncu, mor geçiş renkleri arasında bir lastik kullansaydı daha güzel bir şey olabilirdi. Ama bu arabanın da ya lastikleri o kadar kötü bozmadığı için bence bir 8'i var. Geçtim. Efe 60. Bakın aslında yine burada aynı. Ya sadece renkler farklı. Buna da direkt 8 verip geçilir. Çünkü aynı tasarımlar olduğu için çok fazla yorumlamaya gerek yok. Ali Efe King atmış burada bir tane tasarım. Ee, kırmızı beyaz bir tasarım kullanmış. Bak burada şeyin kullandığı Türk bayrağı çok iyi giderdi. Kim kullandı bilmiyorum ama yani şu an hatırlayamadım. Özür dilerim ismini hatırlayamadığım için. Ama burada mesela Ali Efe King'in tasarımına gayet iyi giderdi. İlla Türk bayrak kullanmak istiyorsa. Bak mesela tekerler Burada yılbaşı tekeri miydi bu neydi tekerin adını unuttuk ama kırmızı beyaz olduğu için gitmiş Arabanın gövdesi zaten kırmızı beyaz bir de buraya Türk bayrağı çekersin mükemmel bir Skyline arabası elde edersin Bu araba direkt 9 hatta ben de şöyle oy kullanayım Burada da iki kişi bir tane bot var onu saymıyorum iki kişi 10 numara vermiş 6 veren var 4 veren var onlar da çok beğenmemiş bir tane daha tasarım var Bak bu da çok iyi Ali Faking'in tasarımları şu anlık iyi gidiyor ama bak şöyle bir sıkıntı var burada. Şimdi lastikte kurt var Kurtun e, arka planında gökyüzünün rengi böyle e, garip yeşil Yani garip yeşil dedim maviyle normal yeşilin geçiş rengi arasında bir yeşil var Arkada bir de dolunay var dolunayın rengi sarı bence sarı rengini bir yerde sıkıştırabilirdi Onun dışında çok olumsuz yanı yok Bence yine bu tasarımda 8 Zaten bu çıkartmada Skyline'in e, Default yani varsayılan Çıkartması diye geliyor arkadaşlar Şimdi buna bakıyorum Muhammed atmış bu tekeri zaten görmüştük Abi çıkartma olmamış bence ya. Ben buna 6 veririm e, Renk de olmamış çıkartma da olmamış Lastik fena değil ama Ben hatta şöyle oy kullanayım Gerçi kendisi oy kullanma işlemi Başlatmamış ama ben buna verecek Olsam 6 verdim. Mister atmış dün atmış fest takmış 50. yıl dönümü tekerleği takmış büyük ihtimalle burada herhalde 50. yıl dönümü şey yazıyordu tam okuyamadım ama fes takmış bir de dediğim gibi bence bu da yine Muhammed de aynı hatta bu 5 bile olur çünkü fes çok alakasız yani Skyline direkt başlık falan takmayın arkadaşlar gitmiyor yani çünkü araba gerçek hayattan alınan bir araba olduğu için gerçeğe göre tasarlamak lazım de aslında bakmayın çok gitmiyor ama hani bir tık daha renklerini orada telafi edebildiğiniz için daha güzel sonuçlar çıkabiliyor. Mesela de oylama başlatmış burada. 4 veren var 8 veren var 8 verenler neye göre vermiş anlamadım ama ben de 4 veririm burada çok beğenmedim Onun dışında burada bir tane Nimbus tasarımı var bunu geçtim bak bu güzel bunu kim paylaşmış Adobe PSD paylaşmış Burada büyük ihtimal yani yanlış bilmiyorsam Skyblue Zomba kullanmış Onun dışında Dissolver kullanmış ama şöyle bir şey var bak yanlış ekran fotoğrafı almış. Burada zombanın animasyonunda pembe renkler de geçiş yapıyor. Orada tam ekran fotoğrafı alsa daha güzel gözükebilirdi. Ve bence şuradaki maviliği bir tık daha açabilirsin. Çünkü tekerleğin maviliği de yani arabanın maviliği arasında baya bir fark var. O yüzden ben buna 7 veriyorum şimdilik ama yani geliştirilirse bu 9-10 bile olabilir. Ben 7 verdim. 9 veren var 4 kişi. 10 veren var 3 kişi. Fena değil. Ve Mier tasarımına geçtik yine. Burada bakalım hangi çıkartmayı kullanmış anlayamadım ama renkler gerçekten çok sağlam. Renk seçimi çok sağlam. Lastiğin rengi de zaten şurada gövdenin rengi uymuş. Zaten olay bu arkadaşlar. Renklerin uyumunu tutturabildiğiniz mi gayet güzel sonuçlar çıkabiliyor. Ve bu arkadaşımız da başarmış ve direkt bence onluk bir tasarım zaten burada da 7 kişi ben de dahil olmak üzere 10 vermiş diğer 4 kişi de 8 vermiş hızlanıyorum ve artık son tasarımlara geldik CJ'nin tasarımı var burada ee, bu arada 20x kullanmış sanırsam böyle kırmızı kırmızı değil mi pardon bordo siyah bir renk tercih etmiş bence lastikler yine uymamış lastikler uysaydı bu bence onluk bir araba olurdu ama benim için bu 7'lik bir araba oylama da başlatmamış kendisi ve beni etiketleyip fenek atmıştım bir tane bunu ona dilenedim demiş büyük ihtimal fenek tasarımı yapmış aynı e, arabanın tasarımını skyline uygulamış bakalım yani Renk tercihi fena değil. Burada mavi kullanmış, beyaz kullanmış, e, Titan White zomba kullanmış bir de. Bence bu araba 8'lik. Yani bilmiyorum. E, daha güzel bir lastik ve çıkartma tercih edebilir. Renk konusunda sıkıntı yok ama çıkartma ve lastik uymamış bence. O yüzden ben buna 8 verdim. Burada yine sade bir Nissan Skyline tasarım var. Büyük ihtimal bu Black Emerald lastiği bu arabada bence 7-8'lik yani çok bir hani ekstrası yok diyebilirim Onun dışında güzel gözüküyor burada yine bir tane Paul Walker'ın e, Skyline çıkartması var artık hızlı geçiyorum arkadaşlar sıkamayın diye ve son olarak da Can'ın tasarımıyla e, olayımızı bitiriyoruz şöyle bakalım bunu renk seçim bu arada gayet iyi ama yani lastikler bence bir tık daha iyi olabilirdi. Ben şu lastiği hani SP'sini anlayamadım arkadaşlar açıkçası. Bir türlü çözemedim. Ya yani herkes bu lastik kullanıyor. Bilmiyorum ben bu lastiği bir sevemedim. Ama arabaya ben 8 verdim. Ve böylece yaklaşık kaç tasarım inceledik bilmiyorum ama baya bir tasarım inceledik. Yani şöyle bir tekrar bir genel bakış atacak olursak da nereye kadar gitmişiz buraları da geçtik Şöyle devam ediyorum. Burada oktane tasarımları vardı hatta. Yani 15 Haziran'dan itibaren atılan Bütün Skyline in tasarımlarını inceledik Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar Hoşunuza gitmiştir ve tasarımlar da Bir o kadar hoşunuza gitmiştir Bence çok iyi tasarımlar da vardı ama aralarında Gerçekten kötü olan tasarımlar da vardı Zaten bunları e, benle beraber siz yorumlarsınız Ben kendime göre yorumladım Dediğim gibi bu tasarım meselesi tamamen zevk meselesi yani O yüzden kimsenin zevki Ve e, şeyi tartışılmaz diye düşünüyorum Ve böyle de video bitirelim Bu tarz daha fazla işte Discord'la alakalı e, tasarımlar tasarım yaptığımız ya da başka şeyler yaptığımız videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan video beğenmeyi ve kanala da hala bu değilsiniz 200 saniyenizi ayırıp kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın o zaman şimdilik hoşça kalın çekişimize de mutlaka katılmayı unutmayın onu da çok güzel söyleyeyim kendinize iyi bakın görüşürüz